Bernard Van Leer Vakfı 1960'da kurulmuş Hollanda merkezli bir vakıf. Biz de onun Türkiye temsilciliğini yürütüyoruz İstanbul'da. Vakfın 2016-2020 stratejisinin adı Kent 95. 95, 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olan 95 santimden geliyor. Kente 95 santimden baksaydınız neyi farklı yapardınız sorusunu mimarlara, şehir plancılarına ama daha önemlisi kamu görevlilerine, belediye başkanlarına, yardımcılarına vesaireye soruyoruz. Ve çok değerli cevapları birlikte buluyoruz, değerli çözümler üretiyoruz. Kent 95'in 4 tane çalışma alanı var. Biz de bu alanlarda İstanbul'da bir çalışmayla başladık. Önce yaptığımız çalışmaya İstanbul 95 dedik. İstanbul'da 95 santimden baksaydık neyi farklı yapardık dedik. Şu anda İzmir ve Gaziantep'te de büyükşehir belediyeleriyle de çalışmaya başladık. Dolayısıyla İstanbul 95'in de ötesine geçtik geçen 2 senede. Kent 95'in çalışma alanlarından birincisi veriye dayalı karar verme araçları üretmek. Çünkü kente bakınca aslında çocukların nerede olduğunu görmüyoruz. Hele İstanbul gibi 15 milyonluk bir kentte acaba dezavantajlı çocuklar nerede sorusuyla başladık. İlk gördüğümüz şey aslında sayılardı. Şöyle sayılardan bahsetmekte fayda var. Sadece İstanbul'da 0-4 yaş grubunda TÜİK verilerine göre 1.2 milyon çocuk var. Her yıl 230 bin bebek sadece İstanbul'da yine dünyaya geliyor. Bu da günde 630'dan fazla bebek demek. Bu çocukların özellikle dezavantajlı olanlarını kentin nerelerinde yaşadığını görebilmek için TESEV'le ve Kadir Has Üniversitesi'nin İstanbul Çalışmaları Merkezi ile çalıştık. Onlar bize bir çözüm olarak dezavantajlı çocukların nerede olduğunu bulabilmek için bir çözüm olarak rayiç bedelleri önerdiler. Yani metrekare fiyatlarını. Sokak başına metrekare fiyatlarından ortalama mahalle için bir metrekare fiyatı çıkardılar. Bunun üzerine de TÜİK'ten 0-4 yaş grubu yani yaş grupları verisini alıp 0-4 yaş grubunun daha yoğun olduğu yerleri harita üzerinde işaretlediler. Böylece İstanbul'un genelinde bütün mahallelerine bakarak dezavantajlı çocuklar nerede sorusunun cevabını harita üzerinde gösterebildik. İkinci alanımız ebeveyn destek programları üzerineydi. Bunu da Boğaziçi Üniversitesi ile çalıştık. Dünyada çok geçerli olan bir müdahale yöntemi var. Ev ziyareti temelli aile rehberliği diye. Bu model genel olarak dezavantajlı aileyi belirleyip hamilelikten 3 yaşa kadar olan dönemde ona destek olacak bir ev ziyaretçisini, bir aile rehberini göndermeyi kapsıyor. Boğaziçi bu programı geliştirdi. Dünyada var olan bir modeli Türkiye'ye önce adapte etti. Geçerli etkisi kanıtlanmış bir modeli. Bunu Türkiye koşullarına adapte etti. Bazı olmayan şeyleri dahil etti. Mesela o programda anne depresyonuyla ilgili herhangi bir şey yoktu. Bunu dahil ettiler. Beslenmeyle ilgili bilgiler yoktu. Bunu dahil ettiler. Dolayısıyla program şu bugünkü haliyle hamileliğin son 3 ayından başlayıp çocuk 3 yaşına gelene kadar anneye beslenme, depresyon, çocuk gelişimi gibi konularda destek olmayı sağlayan bir program haline geldi. Üçüncü yürüttüğümüz çalışma da yeşil ve kamusal alanların 0-3 yaş ve ebeveynlerine yönelik düzenlenmesi. Çünkü maalesef oyun parkı diye geçen alanlar bile 0-3 yaş için ve ebeveynleri için, aileleri için uygun değil. Eğer götürdüyseniz işte o plastik kaydıraklar ve salıncaklar en erken 5 yaşından sonra çocuğu oynatabileceğiniz yerler. Ki çocuklar da zaten ilk birkaç dakikadan sonra o alanlarda, o ekipmanlarla oynamıyorlar. Aslında parkın etrafında oynamaya başlıyorlar. Dolayısıyla hem yeşil alanların hem kamusal alanın daha çok 0-3 yaş ve ebeveynine yönelik düzenlenebilmesi için bir mimarlık şirketiyle çalıştık, Superpool diye. Superpool önce bir fikir rehberi geliştirdi. Yani çocuğun gelişim dönemlerine göre ilk 3 yılda ne tür ihtiyaçları var açık alanlarda onları anlatan bir fikir rehberi geliştirdi. Ebeveynin ne tür ihtiyaçları var? Mesela gölge gibi,
mesela bir su kaynağı ya da alt değiştirecek bir yer gibi. Çünkü çocuktan bahsediyoruz ama 0-3 yaşı kentte düşününce aslında onu ailesinden bağımsız düşünmemek gerekiyor. Kendi başına hareket etmiyor. Dolayısıyla onun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurduğunuzda o alan daha çok ve daha uzun süre kullanılabilir hale geliyor. Yani anne eğer kendi de rahat ediyorsa o parka daha sık çocuğu götürüyor. Gittiğinde de o parkta daha uzun süre kalıyor. Dolayısıyla bu fikir rehberinden hareketle yine bu 4 ilçede pilot parklar tasarladık. Yani süper pool tasarladı. Belediyeler uyguladı. 2 tanesinin açılışını yaptık. Biri bitmek üzere, öbürü de 2020'nin ilk 3 ayında tamamlanacak büyük ihtimalle. 4. ve son çalıştığımız alan da kent içi hareketlilik. Yine kent içi hareketlilik konusunda da aslında küçük çocuklar ve ailelerine yönelik çok fazla şey yok. Çünkü temel olarak kentleri zaten orta yaş üstü engelsiz erkekler. Yine kendilerine benzeyen bireyler için tasarlıyorlar. Dolayısıyla acaba küçük bir çocukla karşıdan karşıya geçmek ne kadar vakit alıyor, arabalar ona ne kadar dikkat ediyor gibi şeyleri düşününce buna yönelik çözümler üretmeye çalıştık ve yine uluslararası bir başka STK ile birlikte çalışarak ilk örneğini Maltepe Zümrüt Evler'de denedik. Yaklaşık 4-5 arabalık bir yeri, ki orası bir kamusal alan aslında, işgal ediliyordu. Oradan arabaları ve çöp konteynerlerini kaldırarak bir kent meydanı haline dönüştürdük. Bir prova olarak, yani acaba yaşayanlar burayı beğenecekler mi, kullanacaklar mı vesaire diye. Birkaç ay öyle kalacak, gözlemler devam ediyor. Eğer orada yaşayanlar bu uygulamayı benimserse orası kalıcı haline dönüştürülecek ve benzer uygulamalar sadece Maltepe'de değil başka yerlerde de tekrar ederek yaygınlaştırılacak. Dolayısıyla burada yapılabilecek işlerin bir kısmı çok hızlı ve çabuk sonuç veren işler. Bunu yapabilmek için çocuklara yukarıdan kafasını okşayacak bir mesafeden değil, onlarla göz göze gelecek, onların boyundan kente bakmaları, kendi yönettikleri kente bakmaları, sorumlu oldukları alanlara bakmaları aslında yeterli. Bunlar genelde düşük maliyetli işler ama uzun dönemde getirisi çok yüksek olan işler. O yüzden bir an evvel konuyu ele almalı ve yapılabilecek olanlardan başlayarak ilerlemek gerekiyor.